Abule bir içeri girelim bakayım. Güzel maşallah tavukçuklar güzel. Ne? Elvis Presley. Herkese merhabalar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar günün çok erken saatlerindeyiz, kalktık. Çocuklarda kimisi rüyasında inek görüyor, kimisi sabah kalktım ben ineklere gideceğim diyor. Şimdi Kuzey'i alayım da biraz konuşturalım. Kim rüyasında inek gördü? Ben. Kuzey sen de gördün mü? Ben. Ne yapıyordu rüyanda? Gördüm. Nerede gördün? Dinin inek yerdende. Tosun muydu, inek miydi? İnekti. Memesi var mıydı? Evet. Sağdın mı onu peki? Evet. Süt çıktı mı memesinden? Evet. Ne kadar çıktı? Çok çıktı. Çok mu çıktı? Demek evet. Sütlü inekti değil mi? Hı hı. Peki ne verdin ona yemesi için? Ne yedirdin ona? Kızarmış ekmek mi yedirdin yine? Hayır. Ot mu yedirdin? Hayır. Evet. Ha, ot yedirdin. Peki suyunu da verdin mi? Evet. Ben de oradan süzülüp içi inekler sonra ben de inekliğe sildim. Sonra da benimki az olurdu, sonra inekliğe yemek yedirdim. Dizarmış ekmek yedi. Yediler mi? Hı-hı. İyi bak. İşte böyle arkadaşlar, sabah kalkıyoruz inek. Akşam yatıyoruz inek. Rüyamızda bile artık inek görmeye başladık. Çocuklarımız... İnek de inek, inek de inek. Sizler de duyuyorsunuz. Bütün hayatımız inek oldu yani. Çünkü bu bir çiftlik. Artık çizgi filmler bile ineklerle oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın çiftlik ortamı, kuzu, ördek. Bu arada Burcu'cum kahvaltıyı hazırlıyor. Günaydın Şahincan. Günaydın. Güzel uyuyabildin mi? Çok uyudum ya. Gerçekten mi? Erken yaptık ya dün. Evet. Fazla uyuduk. Sabah olmak bilmedi mi? Bildi de rahatsız etti. Rahatsız etti değil mi? Her şeyi kararınca güzel değil mi? Her şeyin ne fazla olacak ne az olacak. Orta olacak. Yemek. Yumaş kokusu. Hakikaten yumaş kokusu. Evet. Evet. İki haftada da bu işin yapılmıyor. Ne izliyorsunuz? Evet Burcu'cum, sabah muzu neye koyup yiyeceğiz? Pankekle mi? Muzu pankeke koyup yiyeceğiz. Arasına çikolata da sürebiliyormuşuz. Ya da... Kuzey bir tane. Anne, Burcu oku. Pekmez, tarhim pekmez. Burcu benim yumurtam haşlanıyor mu? Evden çıkış yaptık arkadaşlar. Yürüme gidiyoruz çiftliğe. Spor olsun değil mi? Aynen. Bacaklarımız açılsın. Aynen. Fazla uyuduk ya bugün. Biraz açılalım ya. Giderken size manzarayı da göstereyim bir 30 saniye. Aha çiftliğimizin deniz manzarası. Güzel mi Şahincan? Muazzam. Yürüyemiyorum fotoğraf çekmekten. Şahincan fotoğraf çekmekten yürüyemiyor. O kadar da abartmayalım Şahin'de. Çok hoşuma gitti ama. Gerçekten. Evet. Şurada bir yüksekte bir arazi olsa. Ev mi yapıyorsun? Ev yapardım yani. Sana da komşu olurdum. Çiftliğe de komşu olurdum. Gerçekten mi? Şahincan satılık arsa bulsa alacakmış. Ev yapacakmış arkadaşlar. Bana buralar, komşu olacakmış. Buraları seviyorum ya. Buralar da seni seviyor. Karşılıklı mı? Evet. Güzel. Çiftliğe yaklaştık arkadaşlar. Şahincan diyor ki, şuraya baksanıza ya, harbiden doğanın içinde diyor burası.
kartpostallar olurdu ya, doğa manzaraları. Evet. Her renk var işte bak. Kırmızı var, sarı var, yeşilin her tonu var. Sarının her tonu var. Çok iyi ya. Çok mu iyi Şahincan? Çok az iyi. Mı iyi? Ultra iyi. Evet, çiftliğe son adımları atıyoruz. Yol da uzunmuş ha. Aslında uzun değildir de ilk defa geldiğin için bu yoldan uzun geldi sana. Hmm. Yani bir 500-600 metre civarlarında yürümüş olduğumuz yol. Evet. Paşa bizi karşıladı. Günaydın abi. Abim gelmiş, yedirmeye başlamış. Şahincan... Bakıyorum. Şahincan çalışma sahasına bak ya. Dün biraz fazla kaçırmışlar ha. Evet, biraz fazla mı pislemişler bu gece? Aynen pislemişler ya. Demek ki çok yedirdin onları Şahincan. Kesin, kesmek lazım. Ne ya? Aha sobamız arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Çok fena bir soralar. İki katlı yaptım onu. İki katlı mı? Ya hani aldım üstüne daha tipi yoktu ya abim. Habire yakında odun hazinesi şu an. Evet. Bak ne geldi aklıma biliyor musun? Habı var ya sen. He. Habını abudan kes, habireyi aç ona. Habını abudan yerleştir orayı. Ha sana soba. Diyem de ne hazinesi olur? Borusu da var. Boru da var. Olur ya, iyisi olur. Ben aklıma gelmedi değil. Selamünaleyküm Samet. Aleykümselam Turgay Usta. Ha bu saat ne saat? Ne yapalım Samet? Daha erken gelelim. Öyle de. Öyle. Her zaman sen mi diyeceksin bana? Ya. Abim şu an soba yapıyor. Sobayı mı alakadan başladın? He şu an dün ya sobasında... Kuzine de. 1000 lira bakalım sobaya bakalım. Soba esir soba yapar ya. Yapar. Kaynağı aldın mı aşağı? Yaptım sobayı ya. Şimdi sobayı yaptı ya. O. Yok daha yakmadı da az kaldı. Az kaldı. Şu an bilimsel çalışmalar var üzerinde. Bilimsel. Ufak tefek şeyleri kaldı. Göstereceğim onu takipçilerime. Ne diyeyim ya. Dün el sobasında tecrübe ya, kazanmış. Bomba bizi verdi. Yapsın bakalım dur. Aha arkadaşlar. Abim soba yapmış. Turgay Ustam sonlara yetişti. Abi yayık kazanından soba tamam mı? Bu... Eski yayık kazanından soba yaptılar. Dün deneme yaptı el sobasından birlikte. Baktı ki el sobası. Olur. Yani el sobası. Hikmet bir tane çuval attırdı. El sobası burada. Bir tane çuval yaratırdı üstüne bitti. He? Olur. Şimdi biraz tütme yapabilir ama bu altın yakma tertibatı yok ya. Tamam şey, alışacak. Lastikleri var yok, ya. Yok yok buradan şimdi üstten yanana kadar da müdeha buradan tutacak. Bir bakalım bir yansın bakalım ısıtacak mı bizi? Hocam ısır orta tutmayacak da. Bizde alternatifler bitmez Şahincan. Aynen öyle ve ısıtacağına da inanıyorum. Aa, bedavadan çünkü... soba sana. Yansın öyle bakalım. Çayımızı koyalım üstüne. Abi görünecek. Samet şuradan ışıkları görünecek. Tamam. Karanlık. Ama karanlık altıda, olduğu altıda, zaman. Samet. Lekli soba. İçine dedim ki alta doğru çizikler de atsak iyi olacak. Külü. Kapat kafanı. Vay arkadaş. Duman çıkmaya dışarı. Demek ki çekiyor. Çeker. İlk denemede çeker. De olur mu ama dün çalışma hı. Yaptı ya abi. Dünkü çalışması demek ki bugün başarıya yol açtı. Vay be. Bacaya bakalım gel. Soba sahibi olduk. Bacaya bakalım. Aha baca arkadaşlar. Ne oldu ayıp tabii. Ya niye ayıp olsun ya? İşte kriz neler yaptırıyor insanlara. 50'luk baca 50'luk. Yani bir soba 1500-2000 lira. Aha biz sıfır maliyet. Bedavadan ısınacağız. Hem de is kokusu duman ciğerlerimize çekmeden. Bacağımız da çalışıyor, tütüyor hafiften. Sobayı yaktık arkadaşlar. Şu an var ya içerisi cayır cayır yanıyor. Nasıl oldu Turgay Ustam? Sen anlarsın bu tarzı işlerden. Ben sana dedim ki bak bundan soba olur. Sen bana dedin ki ya... Ya dur ya. Ne ya? Ben de dedim sana ki keselim yapalım onu sopa.
Ama ben dedim ki kesince olmaz diye. Bak kesmeden yaptı bana. Nasıl kesmeden? Bacayır açtı bana, orasını kesti. Kesmemişti yani. İşte kabul etmiyor arkadaşlar yani. İlla Turgay Üstam'a parmağı alacak bu işte. Aha çayımız. Tavamız altında üzerinde. Suyu da var ekstra da. Suyu da var, tereyağı. Ne yapalım, yağmurlu hava. Yapacak bir şey yok. Sobayı kurduk. Yumurta yemek var. Yiyeceğiz. İşte tam Turgay Üstam'ın ilgi alanları. Evet, evet. Yemek, melemen, patates kızartması. Şu anda Turgay Üstam'ın sevdiği yapalım. Yemekleri sayıyorum sizlere. Bir. Güveç. Yani hayır. Hayır, güveç. Bir, başlayayım. Hamsi kızartması. Yok, kesinlikle ağzıma koymuş. Kesinlikle. Ağzına koymadın. Oldu, sofrada da oturmam bundan. İki, sonra. Pırasa yemeği. Lan ne ya? Sayıyorum da. Dünya yüzünde aramam bak. Allah Allah, benim bir yanlışlık var. Mecbur kalırız abi. Hiçbir şey olmasa belki yerim. Yarım belki yani, hiçbir şey. Evet, şimdi sayıyorum Turgay Üstam'ın sevdiği yemekleri. Bir, güveç en başta gelir. Evet. İki, bulgur pilavını çok sever. Aynen. Etli ama sebzeli olacak sebzeli. Böyle. Çok severim. Ondan sonra üç, tavuk kızartmaları, böyle kanat kızartmaları falan filan. Aynen. Köfte mefte, bunları herkes sever zaten. Ya. Yani Turgay Üstam boğazına biraz düşkündür arkadaşlar. Kaliteli beslenecek. Bakma buralarda böyle galiba biber kızartmalarına ama onu da sever yani. Biber kızartması, ya. Patates kızartması. Severim. Kızartmayı severim. Pazar sabahları patates kızartması olmazsa olmaz evde. Sen mi hazırlarsın kahvaltıyı? Yok. Niye? Ben hazırlıyorum evde kahvaltıyı. Sen niye hazırlamıyorsun evde? Ya hanımlara niye yardımcı olmuyorsun? Hanımlara da. Bak akşama kadar burada ne yaparız biz? Niye? Evdeki ne yapıyor? Evdeki... Nasıl yani? O da evde akşama kadar şamaşırı buna... İş taksimatı yaptık yani. Allah Allah. Neyse bakalım. Hasta evet. Olur, bir şey olur. Tamam yani. Bugün hasta ne yapacağız şimdi sobamızda? Yeni sobamızda. Yeni sobamızda şey... Baksana abi, bayağı orijinal melemen oldu ya. Melemen yapacağız. Hikmet Şef'ten melemen var. Tamam. Ortalık bugünkü biraz şey ama... İnşaat alanı. Yapacak bir şey yani yok. Maksat karnımızı doyurmak. Şimdi mutfakta yapsak üst baş müsait değil. Ya en çok da bu işe sevindim arkadaşlar. Mutfağa gir çık bu şeyle olmuyor yani. Şimdi burada en azından tava var işte. Sobayı yakarsın üzerinde. Onun altına buradan bir destek bir şey mi düzülse? Bu işe de en çok Şahincan sevindi. Dünden beri diyor ki ölüyorum soğuktan. Kırıldı vallahi kemiklerim. Mayıştım şu an evet sıcaktan. Hikmet abim cennetin kapılarını araladı sabah sabah. Bakın kaç kişi ısıtıyor burada yapmış olduğu sobayla. Evet. Sabah da Turgay Sam arıyor beni. Samet sobacının yanından geçeceğim. Alayım oradan bir soba geleyim. En az 2000 lira. Ya. Dedim biz bedavaya soba yaptık buraya. İnanmadı başta. Ya dedi bırakın abi işleri alalım bir soba. Ya dedim sen gel. Aa gördü soba olmadı mı yani? Oldu ya aslında. Şimdi bunu oldu. İleride şeye çeviririz biz kalorifer kazanına. Petek takarız şeye. Şey yapacağız bunu. Su ısıtmalı gazana çevireceğiz. Şey su ısıtmalı. Şey sen söyle onu. Ne? Ya neydi onun adı? Banyo kazanı. Ha banyo kazanına çevireceğiz bunu. Ne yapacağız? Banyo sıcak yapacağız. Sıcak suyu da üreteceğiz. Samet aslında şey var yani. Yaparız. Ya yapma yaparız. Yapmadan yana bizde sıkıntı yok. Görüyoruz. Yani ya yaparız. Aa, resmen inşaatı bitirdik. Camlarımızı taktık. Sobamızı kurduk. Turgay Sam akasyadan yatak yapacakmış buraya. Sedir yapacağım. Sedir. Hani yeridi mi yağmur? Ya biraz şey. Evet bugün yağmurlu olduğu için arkadaşlar sizlere buradan işte melemen yapımını. Evet Hikmet Üstam anlatacak bana. Yok neyin anlatayım? Ya anlat. Abi, mesela anne. Herkes biliyor yapmasını. Yok bilmeyenler vardır. İlk ne yaptın mesela? İlk önce soğanımızı koyduk. Tereyağını. Soğanı mı kavuracaksın? Evet soğanı kavuracağız. Tereyağı da az da sıvı yağ. Evet az tereyağı az çıtır sıvı yağ. Çıtır kaynayacak. Soğanlar pembeleşecek öyle mi? Aynen. Evet. Soğanlarımız pişti. Şimdi biberi mi ilave ediyoruz? Biberi ilave edeceğiz. Çakallı melemeni yapayım Hikmet Üstam. Ne? Yapalım melemeni ya benim. Ha? Çakallı melemeni mi? Tabii. Kamyoncular bilir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi biz Jersey çiftliğindeyiz. Jersey'ler az yakın. Derler de güzel yani. Gayet bunlar. Güzel gözüküyor ya. Domatesini de ilave ettiler maydanoz şimdi. Maydanoz azıcık atar ben oradan alırız. Maydanoz mu? Atma ya. Aha maydanoz Turgay Üstam sevmiyor arkadaşlar. Bozar gibi geliyor bana. Yani. Belemen ama maydanoz. Tamam atma ya. Bozar gibi geliyor bana ya. Tuhaf koku edebilir onu. Tamam çok aşaması kalmadı. Sonra yemeğe geçeceğiz herhalde. Ha, yumurta da kırılacak. Bak hareketler var hareketler. Böyle dengeliyorum. Hadi de öldük acımızdan da ya. Hmm,
Kabırlar var işte. Normalde bütün atıyorlar içine yumurtayı. Ya normalde öyle de. Kabır ya. Tereyağlı, bol tereyağlı. Evet, çakallı melemenimiz hazırmış. Çakallı nedir bilmiyorum ama başlığa da onu yazacağım. Çakallı melemeni. Çakallı melemeni meşhur. Çakallı melemeni de meşhur. Allah Allah. Yeni orada yapılır bu. Çıktı bir şey daha bak. Öğrendim bir şey daha arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hayat bana neler öğretiyor. Aman. Tamam. Abi de koyalım mı oraya? Tamam, tamam, tamam. Ooo. Bu tarafta dursun. Baksanıza buraya. Bunu daha önce niye yapmadık ya? Biri yazmış kim? Muhammed Arslan. Abi bir soba kursanız demiş oraya. Doğru dedim inşallah. O mu yazdı bilmiyorum ama. Turgay Ustam hemen talebi aldı ve değerlendirdi. Evet, evet. Hemen hayata bir yayık biz sobası geçirdi. Hemen yiyelim usta. Ben abi bayılıyorum. Ekmek ama bunları kullanacağız. Aha şimdi de ekmekleri ısıtıyorlar arkadaşlar. İşi gücü bıraktık. Döndük abile işleri işte. Aha. O değil kriz kriz diyorlar. Biz daha iyi beslenmeye başladık. Nasıl oluyor Turgay Ustam bu? Bu kriz köydekini etkilemiyor mu yoksa? Etkiliyor da Samet ne bileyim. Biraz daha hafif atlatırız yine. Öyle mi? He, öksürükle. Öksürükle atlatırız. Marazdı. Oy elhamdülillah. Yedik içtik arkadaşlar. Abi ne alalım? Usta ya ey Allah. Teşkilat yaptık orada. Teşkilat yaptık da. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi içinde. Aa. Bu çok amaçlı bir soba oldu ya. Semaverin kazanını çıkardır, sobanın üstüne koyulur. Aynı zamanda sıcak su üretiyorlar burada. Hah, bitti. Vay be. Cazır damaydı yermiş bak. Duyuyorum. Cazır cazır ediyor. Ama buraya atma çayını dükkanı. Ama iyi doydum ya. İyi yedik ya. Niye bu çakallı melemeni miydi? Çakallı melemeliydi. Bak yaz herkes der sana şeyini. Herkes bu durumu. Bilen var mı arkadaşlar? Ben ilk defa duyuyorum çakallı melemeni. Al çayını Sametciğim. Bak çayımı bile yavruya bak. Hizmette sınır yok. Arkadaşlar yedik içtik. Çok şükür karnımızı doyurduk. Şöyle mi demeli şimdi nereye gidiyoruz? Kesimlik tavuklar var. Onları almaya gidiyoruz. Turgay Ustam gelecek. Çelepçilik yapacak. Değer biçecek tavuklara. Kaç kilo gelir? Nedir ne değildir diye. Aa, kendisi de burada. Şimdi bir gidelim bakalım bu tavuklar nedir ne değildir de. Alıp geleceğiz onları buraya. Çayımı da içemedim arkadaşlar. Çayımı da yanımda getireceğim. Çok ıslanmadı gidene kadar Turgay. Çok ıslanmaz herhalde. Çuvalları aldın mı Turgay Ustam? Almış. Alacak olduğumuz tavuklar kesimlik arkadaşlar. Yumurtlamayan tavuk, horoz, karış işte bakacağız ne var ne yok. Bizim de ihtiyacımız var bu arada. Çocuklar sürekli hasta oluyor. Köy tavuğu suyu gerçekten çok proteinli, çok besleyici. Hastalıklara karşı da birebir. Öyle değil mi Turgay Ustam? Evet Samet. Çocuklara da getireceğiz. Aynen. Çocuklara işte çorba, tavuk çorbası. Bir gidelim bakalım nasıl tavuk bunlar. Tavuklar burada Turgay Ustam. Bak köy Google'lisi. Evet. Tamam Mehmet abi çağıralım onları. Yakaladığımızı alalım. Gerçi vakit tane var yedim ya ama onu yollayayım. Gel. Evet, evet. Gel. Ha bak yalıyorlar. Gel. Tavuk yakalayabilir misin sen Turgay Usta? Sen korkaydın değil mi tavukta? Ben mi? Çok korkuyorum. Ama zor bir tane sinir mi sanırım? Yok onunla. Gel. Şşşşş. Hadi. Hadi kış kış kış. Ha he? Bunlar perük tayfası. Tamam. Bunlar buraya girmezler. Ya öyle mi? Kes onları sokamaz. Gel Turgay Usta. Abule bir içeri girelim bakayım. Güzel maşallah tavukçuklar güzel. Yemiyorlar. Ha bir yandotlar burada. Tavuklar güzel Turgay Usta.
Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne? Elvis Presley. Tamam. Şimdi yakalıyoruz. Oy. Kurbanlık kovalar gibi kovaladık arkadaşlar. Tavuklar genç ama yani aslında horoz falan karışık. Tavuklardan kendimize ayıracak olduklarımız da var içine. Horozları müşterilere, genç taze olanları böyle müşterilerimize göndereceğiz. Evet. Tavukların çoğu fena değil. Güzelce. Genç olanlar var. Mehmet abim diyor ki yemleri pahalılaştı, benden çıksın da diyor. Bakamıyorum diyor daha doğrusu. Evet. Yaşlandım diyor. Şimdi bir yer daha var. Bir yer daha var. Orada da horozlar var. Bunlara da bir bakalım. Döndük şeye, celepçiliğe. Mal topluyoruz. Mal topluyoruz arkadaşlar. Varsa satlık horozunuz, tavuğunuz. Samet, o da böyle. Ne? Ben de mi? Araba, yok. Evet. Evet, haydi bak. İnşallah bitlenmedim bu sefer ya. Sende var mı kaşıntı falan? Yok, ben de alerji var herhalde ya bu tavuğa karşı. Evet, şimdi Orhan abinin oraya geldik. Burak'ın köpeği bize havlıyor. Burak'ın koruma köpeği. Sanatım, hoş geldin. Hoş bulduk Orhan abim. Geldim horozlarını almaya. Ama üzerimi giyeyim. Giy. Tamam. Evet, Hacı abimin kedilerine bakın arkadaş. Kış gününde sıcak yerde yatıyorlar. Tamam, korkmayın. Gördün mü Turgay Usta? Alttan ısıtmalı bu sistem. Kedileri alttan ısıtmalı. Rahattır yerleri değil mi? Rahat. Evet, horozları da alalım. Bu akşam bizim kümeste maç var. Sanki de öyle gördüm. Evet, horozları hemen kesmemiz lazım. Turgay Usta'nın tavukları zizille bakacakmış arkadaşlar. Burada zizil solucana derler. Bilenler varsa yazsın zizil. Aha Orhan abimin tavuk kümesi. Mandalinaları. Ha burada da biliyorsun da benim Orhan abimin tosunundan güreşmemi. Turgay Usta. Yani horozlar geldi mi oraya Orhan abi? Aha, horoz bir tane sabırda. Turgay Usta, aç çuvalını Turgay Usta. Denizli horozu mudur? Denizli benziyle. Abi Mehmet abiden mi aldıydın? Aha. Bağırma aileler mi? Yeni başladı daha. Ne, Feruk Bülü, taze. Taze. Bunlar piliç. Bağır. Şimdi bugün... Harika. Horozları doldurduk. Tavukları doldurduk. Gidiyoruz. Da gene kaşınmalar var bende. Muhtemelen Turgay Usta'm kaşınmıyorsa, şu anda ben kaşınıyorsam demek oluyor ki bende bir alerjik bir şey var tavuğa karşı. Şu anda sanki bir şey yürüyor yüzümde. Beni... Evet, malı yükledin mi Turgay Usta? Malı yükledik Samet. Haydi, tamam. Sevkiyat başlasın. Yıkalım şeyi. Dolduralım bunları bizim oraya. Haydi bismillah. Ama bu arabaya da çıkması bir dert, inmesi bir dert. Bir insan parasından bu dünyada bu kadar zahmet çektirir mi kendine ya? Yaptır abone bir merdiven de Turgay Usta'm yahu. Olacak, o da olacak. Haydi bakalım. Evet. Tavuklar geldi. Thank you.
Yine su aldı arkadaşlar. Kümesimiz. Kapıyı açık unuttu Tuğla işte. Dursam mı okul çalan ya kürekle ne tarif dışarı. Horozlar da geldi. Şahincan fırçayı getirir misin bana? Gel fırçayı. Arkadaşlar şu anda ilk defa yumurtalıyorum kümesten. Bizimkiler yumurtlamış. Hayret bir şey ya. Baksana da perik yumurtası incecik. Başka var mı? Yok. Annem çok sevinecek. Annem sorup duruyordu yumurtladılar mı yumurtladılar mı. Sonunda yumurtladılar ha. Fırçayı ver bana. Hadi çuvalı alın dışarı. Tavuklar geldi arkadaşlar. Horozlar hiçbir şey söylemediler onlara. Fazla oldular diye şuraya da yem attım. Şöyle de bir süpürdüm buraları. Şimdi sularını da değişeceğim. Yeni gelenler birkaç gün sonra tamamıyla adapte olurlar inşallah. Şu anda çoğu zaten karıştı bizimkileri. Karışıklar şu anda. Keyifleri yerinde. Bir süre misafirimiz olacaklar. Sonra kesilecekler işte. Evet, tavukların yerlerini yıkadık arkadaşlar. Az önce gördünüz. Yeni gelen tavukları da yerleştirdik. Aha yeni gelen tavukların hali burada. Bakın. Temizledim. Tertemiz var ya. Bakın inanın arkadaşlar bu işi ben yapıyorum ama inanın hakkından yapmaya çalışıyorum. Şunları var ya belki de bir saatten beri yıkıyorum. Alan müşterilerim zaten bilir. İçine kadar böyle tertemiz. Yani beni çok iyi tanıyan biri alsın direkt tencereye atsın. İnanın öyle yani alın. En ufak tüy içinde hiçbir şey kan. Suda bile beklettim onları. Bak ne zamandan beri suyun içinde duruyorlar. Bakın bembeyaz oldular tertemiz. Işıktan ışık. Şahincan ışığı kapatır mısın dışarıdan? Bu tarafı, orayı kapat. Gene yansıma yapıyor ama kolumda arada 4 tane var burada. Hemen almışken yem yiyene kadar satıp müşterilerimiz, yani kesip müşterilerimize verelim dedik. Şahincan burayı kapat, burayı aç bakalım ışık nasıl? Daha iyi. Aha, evet şimdi daha iyi. Bakın tertemiz. Kolum ağrıdı şu anda ama. Şimdi paketleyeceğim. Paketlemiş olarak da göstereyim bunları size. Sonrasında dağıtılacak yani sütle birlikte müşterilere gidecek arkadaşlar. Şu şekilde paketledim onları arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada da tartıyorum işte. Mesela şunu bir tartalım. Ne geldi? 1644. Köy tavuğu çok fazla gelmez zaten. En iyi gelen 2. 2'yi devirirse iyi gelmiştir. Bunlar horoz. Bu şekilde geldi işte. Görmüş olduğunuz paketledim. Hatta bir tane daha tartalım. Şunu mesela. Bu sanki biraz daha mı fazla? Yok bu da aynı. Fabrikasyon mu oldu bunlar? Ne hepsi aynı geliyor. Şimdi de deneyelim. Şu az. Bu farklı. 1368. Evet bu şekilde. Oy arkadaşlar bugün yoruldum ya. Şimdi eve geldim. Biraz da çocukları sevelim. Videoyu öyle kapatalım.
Kapıyı açar mısınız lütfen please? Merhaba, merhaba. Hani benim küçük minik. Efendim anne. İndiye var düştü. Elin onlar tavuk tavuk. Merhaba. Tavuk o tavuk. Kimi onda ne vermişti? Tavuk onda bili bili var, bili bili kuk kuk. Bunlar tavuk. Ne onlar? Tavuk. Tavuk mu? Evet, bir tavuk da kendim için kestim arkadaşlar. Burcu ne zamandan beri tavuklu tavuk tavuk. Benim topum. Çok güzel. Benim diğer topum yok. Bize de kesmişken, hazır elim bulanmışken bir tane keseyim dedim. Şimdi ondan suyunu alacağız. Suyuna çocuklara çorbaydı, pilavdı. Annesi yapacak. Güzel yapar. Evimizde var normalde et suyumuz, tavuk suyumuz ama tüker. Et suyu yeni bitmişti. Öyle mi? Ben sana diyecektim tavuk suyu. Tamam. Tam denk geldi yani. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.